akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayında ben Işlar Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Koronavirüsü salgını petrol fiyatlarına büyük düşüş ve dalgalanmaya neden olurken akaryakıt fiyatları da neredeyse her gün değişiyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının yaptığı açıklamasında benzinin litresine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapılması planlandığını, zam pompa fiyatına yansıyacağını, motorinde ise bir gün zam beklentisi olmayacağını, zam gelmesi durumda 1 litre benzinin fiyatı İstanbul'da 5 TL 19 kuruş, Ankara'da ve İzmir'de 5 TL 35 kuruştan satılacağını belirtti. Fiyatlar akaryakıt bayileri şehirler ve ilçeler arasında farklılık gösterebilmektedir. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsü ile ilgili mücadele kapsamında başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasının tanıtımında tekalifi milliye benzetmesi yapmış, Erdoğan'ın bu sözleri kamuoyunda çokça konuşulmuştu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından tekalifi milliye hatırlatıp zor günlerden geçiyoruz denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de, korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de. Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef diye tweet atan Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Portakal hakkında bankacılık kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezli yaptığı açıklamada cezaevlerinin salgının yayılması için elverişli olduğunu kaydederek acil önlem alınması gerektiğini belirtti. İlgezli, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün 13 Nisan 2020'de Türkiye genelindeki cezaevlerinde toplam vaka sayısının 17 olduğunu, 3 mahkumun ise virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladığını hatırlatarak bakanın ilk açıklamasından 15 gün sonra yani 28 Nisan'da vaka sayısı 120'ye yükseldiğini, cezaevlerinde giderek artan risk Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarından da ortaya çıktığını, 15 günde %606 artış olduğunu, üstelik bu artışın yaşandığı sürede infaz yasasının kabulüyle cezaevlerinden 90 bin kişi de tahliye edildiğini belirtti. Erciyes Üniversitesi'nde görevli doçent doktor İskender Gün yaptığı açıklamasında koronavirüs salgının Türkiye'de ilk başladığı günlerde okulların kapanması ve illerden çıkışların yasaklanması ile birlikte İstanbul'dan Kayseri'ye gelen 15 yaşındaki bir kız çocuğu 30'dan fazla kişiye burada hastalık etkinliği bulaştırdığını, bütün akrabalarını ziyaret ettiğini, hepsinde kaldığını, bu filasyon ile ancak ortaya çıkarabilen bir durum olduğunu, bir apartmanın komple karantina altına alınması söz konusu olduğunu, orada kaynak apartman görevlisiydi, bu da filyasyon çalışmaları sonunda ortaya çıktığını, Kayseri'de 850'den fazla halk otobüsü şoförünün seferlere çıkması yasaklandığını, orada bir arada bulunanların ortam sebebiyle hastalık etkinliğini aldığını, diğer insanlara hastalık etkinliğini bulaştırdığında filyasyon çalışmaları ile belirlendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçınca açılan uyarı ateşi sırasında vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemden el-Aseni'nin babası Adnan Hemden el-Aseni ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı görüşmede yaşanan elim hadisi nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu, olayla ilgili hukuki sürecin başladığını ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağını da babaya ilettiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan acılı babaya, "Ali bizim de evladımızdır. Onun hakkını, hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini de kullandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada huzur ve güvenliğinin teminatı komandolarımız Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı teröristin başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildiğini belirtti. Sakarya'nın sunumunda Türk Ana Haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.